Günlük TV ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Bir seçim zamanı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yerel seçimlere yönelik adaylarımızı, belediye başkanlarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Gönyeli'yi konuşacağız. Gönyeli bölgesini konuşacağız. Çok da değerli bir konuğumuz var. Hemen kendisini takdim edelim sizlere. Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı adayı Sayın Ahmet Benli bizlerle bu sabah. Ahmet Bey selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın Mina Hanım. İyiyim, hoş bulduk. İyi. Allah iyilik versin. Sayılı zaman kaldı artık seçimlere. Önce hissiyatınızı alalım. Heyecan var mı yoksa rutin günlerden mi geçiyor Ahmet Bendi? Aslında her seçimin bir yorgunluğu, bir heyecanı vardır. Ancak bir tecrübe de var. Evet. Bu tecrübenin de etkisiyle. Bir de seçim yarışının seyrini de görüyorum. Rahat diyebilirim ki size, bugüne kadar geçirdiğimiz seçim süreçlerinde en rahat hissettiğim dönemdir. Bunu da zaten insanlar, izleyiciler hissediyorlar, görüyorlar. Tabii sonuçta seçim seçimdir ve işte ben şuyum, ben buyum deyip halka da saygısızlık yapmamak lazım. Sonuçta iyi, keyifli bir seçim süreci geçiriyoruz. Hakim halktır. Onun takdiri esastır. Oradan bir gaylemiz yoktur. Ayrıca da bu demokratik yarışlar genelde ülkemizde, özellikle yönettiğimiz yerlerde, Gönyeli'mizde, Yılmaz köyümüzde, Alay köyümüzde, Yeni kentimizde, Kanlı köyümüzde de bizi yeniden kendimizi yenileme fırsatı veren, düşüncelerimizi, dünden bugüne ne yaptık, hangi noktadayız, evet, yarına nasıl bakıyoruz, heyecanlarımız, umutlarımız nelerdir, bunları anlatma, refresh yapma fırsatı veriyor. Evet. Peki Ahmet Bey, bu aslında sizler için de bambaşka bir dönem olacak. Alayköy Belediyesi ile de birleşen bir Gönyeli Alayköy Belediyesi karşımızda. Belediyelerin birleşmesiyle tabii önce belediye başkanlarından ve belediye başkan adaylarından, daha sonra bu bölgede yaşayan halkın soruları gündeme gelmeye başladı. Gereken hizmeti alabilecek miyiz? Hizmet ulaşabilecek mi? Hakimiyet alanı genişledi. Katkı payları konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Belirsiz bir nüfus var. Her ne kadar açıklanıyor olsa da biliyoruz ki bunlar gerçeği yansıtmıyor ki. Pandemi dönemiyle birlikte maddi sıkıntılar zaten belediye başkanlarının en çok yakındığı konular oldu. Belli bir nüfus oranı var mı Gönyeli Alayköy ile birlikte? Endişeli misiniz ya da bir sürpriz mi olacak, yoksa aşina olduğunuz bir bölge mi Alayköy'de? Önce uzun yıllar yöneticilik yapmış olmanın tecrübesi ve rahatlığı vardır. İkincisi, yönetim dediğimiz disiplinin, yönetim dediğimiz kurgunun ne olduğunu tecrübe etmiş, bilen bir insan. Ben ve bütün ekibimiz. İkincisi, yönetim biçiminin dışında ihtiyaçları biliyoruz. Dolayısıyla yönetimin zor olmayacağını düşünüyorum. Sıkıntılar var mı? Vardır. İhtiyaçlar var mı? Vardır. Birleşmenin getirdiği gayleler, özellikle daha çok kırsal kesimde, Alayköy'de, Yılmazköy'de gaylelerin olduğunu biliyorum. Ve şunu söylüyorum, pardon, bir defa önce bizim işimiz yöneticiliktir. Yöneticiliğin birinci kuralı dürüst ve adil olmaktır. Bir hukuk devleti, yani insanoğlunun icat ettiği en ileri yönetim modeli, demokratik hukuk devleti modelidir. Ve bizim ülkemizde de demokratik hukuk devleti kurgusu üzerine kurulmuş bu yönetimde de, bir parlamenter seçildiğinde birinci toplantısında yemin eder. Hukukun üstünlüğüne sadık kalacağıma der. Hukuk, toplumun haklarının korunmasıdır. Haklar kelimesinin karşılığıdır hukuk, çoğuludur. Yani aslında kamu menfaati önde, sonra kişinin menfaatini koruyan bir yönetim modelidir. Devlet budur, hukuk devleti budur, böyle bir güçtür. Niye söyledim bunu? Yemin ediyoruz biz parlamentoda hukukun üstünlüğüne sadık kalacağıma diye. Sonra da Mine Hanım geldiğinde, merak etme Mine Hanım, biz sizin işini hallederik derik. Şimdi sizin işinizi merak etme hallederik dediğinizde hukuk sistemi çöküyor. Kişiye münhasır değildir hukuk sistemi. Çünkü bu adalettir. Çünkü bu kalkınmanın, ilerlemenin yol haritasıdır. Da onun için oraya yazmışlar. Da yönetecek iddiasında bulunan en üst kurumun üyeleri birinci ona yemin eder.
Dolayısıyla işte bizim ülkemizde çoktan unutulmuş bu yeminlerin şekil olduğu ve dolayısıyla siyasetçide güven kalmadığı bu ülkede korunması gereken esas mesele dürüst ve adil yönetici kimliğidir. Dürüst ve adil yönetici kimliğidir. Bu olmadığı takdirde kişiye münhasır işler, hukuk mevzuata aykırı işler, çarpık kentler, adaletsizlik ve gelişmemedir. KKTC mevzuatıdır, merak etme hallederek bizim içine battığımız bataktır. Bunu önemsiyorum ve vurguluyorum. Bakınız, bu yol haritasını çizdikten sonra, bu kimliği oluşturup bu yol haritasını çizdikten sonra artık iş mühendislik kısmına geliyor. Neler yapacaksınız meselesi evet. başlıyor. Bu neler yapacaksınız meselesinde de sizin işleri hızlı hızlı bitirip diyorlar ki işte falan şehir senden 30 sene önce ileridedir. Şu da 50 sene ileridedir. Ne demektir o? Onun geldiği mesafede yapılması gereken işleri siz 30 senede tamamlayacaksınız demektir. 30 sene, halk dilindeki 30 sene ileride olduğu meselesi odur. Yani onu bir programa koyduğunuzda hangisinin ne zaman biteceğini gördüğünüzde ne kadar zaman geridesiniz görülür. İşte halk dilinde öyle bir söylem var. 50 sene geriyik veya 10 sene geriyik. İşte o arayı kapatmanın yolu hızlı iş bitirmektir. Hızlı iş bitirmek için de muktedir olmanız lazımdır. Yani iş bitirecek güçlü yapılara sahip olmanız lazımdır. Güçlü yapılarsa aslında birincisi bütçedir. Ama tek bütçe değildir. Yönetenin vizyonudur. Gerçek bir dönüşümü hedefliyor. Yani o meseleleri kapatarak, çözerek, o bizden olan, ileride olan şehirlere erişmek gibi bir heyecan mı taşıyor? Böyle bir vizyonu var mıdır? Yoksa al sana iş, al sana kanun dışı uygulama izin, al sana partizanlık vesaire, al sana vergi bağışlaması, al sana arsacık. Da oyu bana ver midir? Çünkü bu kendini seven bir tercihtir. Zaten merak etme hallederek kendini seven bir kimliktir. Kentini, kent insanını, ülkesini seven değildir. Dolayısıyla da sizin iş bitirebilme gücünüz dediğim birincisi bütçedir. İkincisi yönetenlerin vizyonudur, tecrübesidir, kadrosudur, uluslararası ilişkileridir, mevzuatıdır. Mevzuatın hükmederi olmasıdır. Hukukun üstünlüğü meselesi. Toplam bir gücünüz var mıdır ki sıraya gelen işleri vurup vurup devresiniz? İşte bu esasdan olmak üzere siz kendiniz, yönetici arkadaşlarınız, önce halktan istediğinize örnek olacaksınız, sembol olacaksınız. Önce siz kendinizi göstereceksiniz adalet ve hukuka saygılı duruşunuzla. Bakınız, bizim ülkemiz, daha doğrusu belediyelerimiz toplam ülkemiz. Nereden en çok batarlar? Genelde maddi sıkıntılar duyuyoruz. En büyük israf, en büyük lüzumsuz giden nerededir? Personel istihdamlarında değil midir? Personel istihdamlarındadır. Gelirsiniz seçime, sıkıyı görürsünüz. Bana oy verirsen işe. İki sene geçer, partinizin seçimi olur, Cumhurbaşkanı'nın seçimi olur. Al bu adamı işe de bize oy versinler. Bu akrabadır, al da oy versinler. Ve batar. İşte mesele orada bütçe dengelerinin öngördüğü esaslara bağlı kalmaktır. Biz görüyoruz ki gelişmiş yerel yönetimlerin uygulandığı yerlerde personel giderleri %40-45 azami 50 olması lazımdır. Buradaki dengelere bakarak istihdam yapmalısınız. Dolayısıyla çünkü belediye teşkilatını bizler maaş alalım diye kurmadılar. Halka hizmet etsin diye kurdular. Evet. Mutlaka içinin dönmesi için bir cari harcama olacak. Evet. Ama işte bu cari harcamanın başta birinci geleni personel giderler olduğu için siz personel yiyerek bütçeyi burada bitiriyorsanız aslında sizin var olmanıza gerek yoktu. Çünkü hizmete pay kalmamıştır. Para kalmamıştır. Esas olan bu bütçe dengeleridir. Ve bu esasdan olmak üzere istihdamı yönetirken geldiğinde bir genç insan sizden iş ister. İş ister çünkü aşkına gidecek. Sevdiği insana gidecek. Onun önünde engel var. İşi yok. Evi olamaz. Ailesi olamaz. Aşkı olamaz. Mutlu olamaz. Ve ona diyebilirsiniz siz ben ülkenin kanalizasyonunu ilk bitiren belediyeyim. Diyebilirsiniz ben bir sürü okullar yaptım. Alt üst geçitler yaptım. Belediye binaları yaptım. İşte sosyal aktivite merkezleri yaptım. En çok çevre bendedir.
En temiz kent Önyeli'dir. Suyu içilebilir dersiniz. O anlamaz ki sizi. Çünkü onun muradı, hayali çok daha farklıdır. Peki siz ona veya bir anne baba evladı için, en sevdiği varlık için, anne babaların, genç yaşta evladı olan anne babaların hatta en büyük gailesi çocuğun istikbali gailesidir. Anladın onlara, temizdirsiniz şehriniz, onun için bana oy verin. Anlamaz onlar sizi. Evet, evet. Çünkü onlar can parçalarının istikbali gailesindedirler ve çok normaldir. Peki siz kendi çocuklarınızı oturduğunuz mevkinin verdiği güçle yerleştirirseniz, bir takım kurumlara, devlet dairelerine aldırırsanız, sonra forsunuzu kullanarak onu müdür yaparsanız, müsteşar yaparsanız, hatta apoletleyip aday maday yaparsanız, geldiğinde siz o insana Gönyeli Belediye bütçelerini değiştirmek için, dengeli bir bütçeyle güçlü bir yapıya ermek için, hayır kardeş bütçeyi koruyacağım, onun için sen çocuğumu alamam dedim dediğinize inanır mısın o insan? İnanmaz. Ondan sonra sizin bir tek çareniz kalır. Çünkü siz batağa gömüldünüz. Çünkü siz ben merkezdesiniz. Ondan sonra mecbursunuz artık onların kararını almaya. Çünkü ikna edemezsiniz. İkna edemezseniz de seçimi kaybedersiniz. Yani genel anlamda bu dönemde bölüyorum çok pardon ama mali sıkıntı yaşayan belediyelerin bu sıkıntılarının en büyük sebebinin fazla istihdam. Yani gereğinden fazla istihdam olduğunu söylemek mümkün o zaman. Yani çünkü sürekli maddi sıkıntı yaşayan belediye başkanlarının bu konuyla ilgili argümanı nüfus kaynaklı katkının yeterli olmaması olarak dile getiriliyor. Altında yatan sebepler aslında istihdam evet. Konusu diyorsunuz. Son cümlemi söyleyeyim. Buyurun. Hep söyledim. Yani bazen bu tekrar gibi oluyor ama bu gerçektir meseleler aydınlatan. Benim iki oğlum bir gelinim var can parçalarım. Hepsi de üniversite mezunudur. Hepsi özelde işler. Gelirleri dardır. Biz burası temiz, yüreğimiz mutludur. Alnımız açıktır. Dolayısıyla birine olmaz dediğiniz şeyde önce siz örnek olacaksınız. Kendinizden fena, dürüst ve adil olacaksınız. Ona olmaz dediğiniz şeye önce siz uyacaksınız. Ve buradan başlayarak da hem güçlü bütçelere hem dönüşümdeki iradenize insanlar saygı gösterecekler. Evet. Mesele bu. Peki şunu da soralım. Gönyeli Belediyesi'ne uzun zamandır hizmet veriyorsunuz. Ne durumdaydı Gönyeli Belediyesi Ahmet Benli'den önce? Şu an ne durumda? Daha sonra da gelecek için, gelecek dönem için, talep ettiğiniz dönem için ne şekilde olacağını tahayyül ediyorsunuz diye soralım. Ama nasıl bir Gönyeli Belediyesi aldınız? Şu an nasıl bir Gönyeli Belediyesi var? Tabii Gönyeli Belediyesi'ni 16 yıl yönettikten sonra geriye dönerek, ben böyle enkaz devraldıydım. Edebiyatı çok da böyle geçer bir edebiyat değil. Ancak sorduğunuz için söyleyeyim. İşte daracık bir bütçe. Dediğim maksatlara yapılmış istihdamlarla dolu. O personelin ihtiyaca göre alınmamasından dolayı verimlilik düşük. Bütçenin %80'inin, yaklaşık %80'inin personel giderlerine harcandığı. Diğer elektrik, bakım, onarım, akaryakıt gibi harcamalarla tükenmiş. Hatta o tür harcamalara da yetişmeyen, dolayısıyla maaşların gününde ödenemeyen bir güç. Şimdi bu güç olmazsa sokağa sormanın ne gereği var ki? Sokak perişan çünkü sizin iş bitirebilme takadiniz yok. 75 günde vidanjör giderdi. 75 günde sonra vidanjör gitti, sene gitmesin. Sene tabii. Yani erimiş galvanizeme tel borular su şebekesinde, içine artık su karışır. Asbest kanserojen borular su şebekesinde. Su şebekesinin bütünlüklü planı yok. Verirsiniz suyu bu evlere ver, ucuna göndermez. Bir plan yok. Kanalizasyon sokakta, derelerde. Onun beslediği arazilerde kamışlar, fareler. Yama yama yollar. Böyle bir fotoğraf vardı. Güçsüzdü, çok sorunlar vardı. Göreve geldiğimizde zor bir iş görev devraldığımızı biliyordum. Ve insanlar bizi niye getirdi diye sorduğumda, işin açıkçası mensubu olduğum partinin 2004 süreçlerindeki yükselişinin göreve gelmemizde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama esas sebep, Gönyeli halkının alamadığı hizmetten kaynaklanan tepkisiydi. Ve biz bunu biliyorduk. Bir gün partimiz erozyona uğrar, bu hizmeti de çözmezsek bu insanlar bizi burada tutmaz. Böyle bir gayle var. Biz dedik ki bu gayleye kapılmayacağız. Sonuçta seçimi kaybetsek de biz gerçekçi bir dönüşümü uygulayacağız. Bakınız
çok net ve iddialı söylüyorum. Bu seçimi kaybetmeyi göze alacaktır dedik arkadaşlarımızla. Neydi o? Bu sorunlar beklesin. Yani biz seçilmeyelim varsın. Biz sorunların büyümesini durdurmak zorundayız. Çünkü sorunlar büyümeye devam ederse sorun önde biz arkada hiç bitiremeyiz dedik. Ve tespit ettik önemli sorunlar nelerdir diye. Birincisi altyapı sorunları hızla büyüyordu. Bu sorunun büyümesini durdurmamız lazımdı. Ki geriye kalanı da 1 yılda, 5 yılda, 10 yılda tamamlayabilelim. Ve gerçek bir dönüşüm başarabilelim. İkincisi vergi barışı sağlanamamıştı. Alacak stoklar oluşmuş, insanlar ödemek istese de o alacak stoğu onun vergi barışına geçmesini önlüyordu. Vergi barışı sağlanmalıydı. Üçüncüsü imar kontrolü diye bir şey yoktu. İzinsiz inşaatlar, kaçak yapılar, ek yapılar, imara aykırı yapılar kontrol altına alınmalıdır. Ve daha benzeri büyük sorunlar. Bunların büyümesi durdurulmalıydı. En önemli sorunlardan bir tanesi altyapı sorunlarıydı. Biz mevcut altyapı sorunları beklerken gittik hızla gelişen Gönyeli'nin yeni oluşan altyapılarına, yeni arsa parselasyonlarına gittik. Onları sorunsuz geliştirmemiz gerekiyordu. Teknik arkadaşlar dedi ki bize bunların projeleri lazım. Uluslararası ihaleyle, imar planından nüfus projeksiyonlarıyla Gönyeli'nin bitmiş haline göre ihtiyaç duyulacak olan su şebekesinin projeleri, atık su şebekesinin projeleri, yağmur suyu drenaj sisteminin projeleri uluslararası bir ihaleyle üretildi. Ve Gönyeli o tarihten bu tarihe, bu yaklaşık 2007-2008 yıllarında gerçekleşmiş bir şeydir. O tarihten beridir Gönyeli'nin farklı bir özelliği vardır diğer belediyelerden. Gönyeli kenti üst yapısıyla Kuşa imar planları olmak üzere, alt yapısı bizim marifetimizle olmak üzere, alt yapısı, üst yapısı projeli tek kenttir. Mine Hanım, bu ne demektir? Şimdi bu masayı yapsanız bir çizer biri, bunu bir projesi olur. Ben şehirlerden bahsederim. Tabii. Bir Topkapı önünden bahsederim. Projeleri yoktur. Projesi olmayan şehir. Bana ne için güldünüz Mine Hanım? Ağlanacak halimizdir bu söylediğiniz ütopik, sizin. Ütopik bir şey gibi geliyor dinlediğinizde. Ama işte buradan başlıyor reel dönüşüm. Merak etme hallederik değil, reel dönüşüm. Adalet dedim evladınızla. Sandıkla reel dönüşüm. Bakınız ne kadar yüksek tondan çıkar benim sesim. O kadar özgüvenliyim çünkü. Ama daha kağıdından bahsediyorum. Uzatmayalım. Gönlünün sokakları ve insanları şahittir ki. Ben kanalizasyon sorunu tarih olacak diye billboard koydum belediye binasının yanına. Yüreğim titrerdi. Acaba olacak? Güç az. Belediyenin gücü az. Mesele çok. 240 kilometre yol uzunluğu vardır Gönyeli'nin. Bunun altına kanalizasyon şebekesi döşeceksiniz. Bir de yan bağlantılar var. Yarısı kadar daha. Yürüyün desem yürüyemezsiniz. Dip Karpazı 35 kilometredir. Ben size yüzlerce kilometreden bahsederim. Öyle kanalizasyon sorunu çözmek oyuncak olsa herkes çözerdi. Sadece kanalizasyon sorunu değil. Motorlu yolların altına giren bütün unsurlar. Su şebekesinin tamamı, atık su şebekesinin tamamı, diğer yapıların parçaları kondu, asfalt kazılmamak üzere döküldü Gönyeli'de. Öz kaynaklarınızla mı yaptınız bunu? Ve yeni açılan arsalar o tarihten beri tam teşekkülü sadece Gönyeli'dedir. Evet, çok büyük bir kısım öz kaynaklarımızı yaptı. Benim sorum şudur. Hani 10 yıl önce, 20 yıl öncedir belediyeler yarışır dedim ya. Projesi olmayan bu ülkenin bütün belediyeleri. Büyümenin sorunu büyük büyüttüğü bu ülkenin belediyeleri, yerel yönetimleri ve güçsüz bu belediyeler kaç yıl sonra Gönyeli'yi yakalayabilirler? Bir şey vardı çok eski yıllarda, ralli bisiklet reklamı. Şimdi bu siyah tenli insanlar maratoncudur ya, siyah tenli bir insan bisiklet sürer, bisiklette elinde arkaya uzadır, aslan koşar arkasından. Yani bisikletle aslan beni yetişemez fotoğrafıdır o. Hadi bu yapıyı yetişsin diğer belediyeler bakalım. Öyle daha bir daha besmele tekerler. Ve daha uzar gider. Sorunuz şuydu. Başlangıçta neydi? Evet. Şimdi yaklaşık nereye geldik? Başlangıçta herkes gibiydik. Biz önce dürüst ve adil yönetimle ve reel politikayı, dönüşümü ve benimseyen bir anlayışa yola çıktık. Herkes gibiydik. Kimsenin hedefleyemediklerini geride bıraktık. Biz toplamına bunun köyden kente dönüşüm projesi diyoruz. Ve Gönyeli köyden kente dönüşmüştür. Somut olarak da
Neler yapıldı fiziken söylerim ama Gönceli'nin sokakları ve insanları bunları biliyor. Biz Çeşme'den içeriz suyu da Mine Hanım. Çeşme'den ve iddialıyım ki diğer sularda kirli diye söylemiyorum. Ama şebekeden aldığımız suyu mikrobiyolojik analizlerinde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz biz. Neden? Yüksek yoğunluklu polietilen boruyla hepsini yeniledik. Ve bitmiş şehrin ihtiyacına göre yapılmış bir projeyle yeniledik. Evet. Peki... Ve sonuçta, buyurun, buyurun. Çok özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Herkes gibiydik, gücümüz. Kimsenin hedefleyemediklerini bitirdik. Ve bu ülkenin en güçlü belediyesi kimdir diye sorarsanız Yeşilmak'tan Karpaz'a size söylerler kim olduğunu. Dünden bugüne zordu. Zoru başardık. Bugün ülkenin en güçlüsüyük. Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni hayaller var. Hayal de diyeceksiniz ama. Ya o birileri de hayalli başında. Tabii her gerçek bir hayalle başlar. Peki Ahmet Bey, o dönemlerde bu temelleri atılan projeler, temelleri atılan altyapı büyük bir sorun. Aynı zamanda çok maliyetli. Yollar, belediyenin verdiği hizmetlerin hepsi çok maliyetli hizmetler elbette. O dönemde temelleri atılan bu noktalar şimdiki ihtiyaca yanıt verebilir düzeyde mi? Ya da geliştirilmeye müsait projeler miydi? Şu anki Gönyeli, aldığınız Gönyeli'nin belki 2-3 katı bir nüfusa sahiptir. Şu anki nüfusa yanıt verebiliyor mu? Ya da ekstra yatırımlar gerektiriyor mu bu noktalardaki projeler, yatırımlar? Az önce bir şey söyledim. Gönyeli, Lavukbaşı imar planı kapsamındadır ve üst yapısı projelidir. Üst yapı imar planı olduğu zaman siz oradan nüfus projeksiyonları yapabiliyorsunuz. Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra hata payları vardı tabiatıyla. Şu nüfusa erişeceğim ben ve şu kara parçası olan şehrim de dolmuş olacak dersiniz. Biz hangi aşamada ve nihayetinde yaklaşık nüfusunuzu görürsünüz. İşte az önce anlatırken bu nüfus projeksiyonlarına göre üretilmiş altyapı projeleridir projelerimiz. Şehir büyüdük sonra onun ihtiyacını karşılayacak çapta ana taşıyıcılar var su şebekesinde örneğin. Öngörüldü yani. Tabii ve atık sular. Zaten yağmur suları nüfusla bağlantılı değildir. Coğrafyayla bağlantılıdır. Onlar da 50 yıl geriye doğru gidilerek maksimum yağışlar dikkate alınarak çıkarılmıştır. Evet, bu yapılan projeksiyonlar ve ona bağlı yapılan altyapılar ilerleyen nüfusu gören planlardır. Tabii ki her master plan ara ara revize edilmesi gerekmektedir ama o detaydır. Evet. Peki şöyle bir iddia var. Bu iddiayı da birinci ağızdan yanıtını alalım sizlerden. Özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi ile kanalizasyon konusuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Gönyeli Belediyesi'nin yüksek meblağda bir maddi ödeme yapması gerektiği konuşuluyor. Nedir efendim bu durum? Yani niçin böyle bir sorun yaşandı? Sorun mu yaşandı daha doğrusu? İddialar gerçeği yansıtıyor mu? Size soralım. Sizden evet. Alalım bu sorunu. Şimdi önce Sayın Harmancı'nın gayle çekmemesini ben çok söyledim kendisine. Ben Lefkoşa Belediyesi adayı olmayacağım Sayın Harmancı derdim. Ben sana gene inanmam derdim. Sağ olsun. Onun o gayleyle yaptığı bir takım siyasi zemin hazırlama çalışmalarıdır. Bu konuda bir tek kanalda Sayın Harmancı ile ben hiçbir zaman sürtüşmedim. Sürtüşmek de istemiyorum. Ancak bu davranışı da yakışıklı bir davranış değildi. Bu konunun kendi tarafından açıklandığı kanala gittim. Biliyordum bana çok net soracaklarını. Hatta davetin sebebinde olduğunu biliyordum. Ben de Bakanlar Kurulu kararlarıyla yanımda gittim. Aldım gösterdim. Gerçek Sayın Harmancı'nın söylediği gibi değildir. Belgeleriyle programı yapan arkadaşım, isim de verebilirim ama gerek de yoktur. Nasıl olur dedi. İşte siyasi gayli olunca onlar olur. Orada tek taraflı bir başvuruyla bir belge aldılar yargıdan. Biz dahil olduk. Onu durdurduk. Ama esas sebebi Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığı gaylesiyle yapılan bir siyasi zemin hazırlığıdır. Biz onu belgeleriyle ilgili kanalda gösterdik. Eğer isteyen biri varsa da onu gider oradan izler. Evet. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yani iddialar gerçeği yansıtmıyor diyorsunuz. Yani ben bu konuda tam tersine o da çok iddia anlatabilirim ki ama gerek yok. Peki. Yani Sayın Harmancı'nın bugün Lefkoşa'da ben size ana taşıyıcı yaptırdım diye reklamları vardır. Son büyük bir ana taşıyıcı yapıldı Atık Su'da, Hasbolat'tan Gönyeli'ye kadar. Onun finansmanının sağlandığında Sayın Harmancı daha belediye başkanı değildi. Ama ben bu kadar, yani çok doğru bulmuyorum bu
karşılıklı tartışmaları bu konuda vesaire deyip kapatıyorum. Peki. O zaman Gönyeli Belediyesi'ndeki projelerinizden hayata geçmiş gerçeklerden bahsetmek gerekirse, özellikle pandemi dönemiyle birlikte sosyal belediyeciliğin önemini anladı tüm ada. Ve bu anlamda Gönyeli Belediyesi, pandemi özelinde demeyelim ama pandemiyle birlikte öne çıkan sosyal belediyecilik konusunda neler yaptı, neler hayata geçti? Özellikle gençler konusunda bütün ülkecek büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gençlerimizi ülkemizde tutamıyoruz diye. Çünkü gençler barınma ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda. İş kapıları sıkıntı, işleri olsa bile ev alacak durumları yok maalesef. Herkes muzdarip bu konuda. Gönyeli Belediyesi bu anlamda başta gençler olmak üzere sosyal belediyecilik noktasında nerede? Sorularınız çok ilginç Mina Hanım. Keyif alıyorum. Teşekkürler. Önce şunu söyleyeyim. Bizde bütün belediyeler hemen çağdaş olur. Hemen çağdaş olur. Ama ben gerçek sürecin nasıl olması gerektiğini anlattım. Değil mi? Evet. Birinci gün Avrupalı hizmetten bahsedildik. Yahu sen daha atık suyu çözmemişsin. Daha mahalle aralarına girilmez. Daha yolunu süpüremiyorsun. Yolda asfalt yok vesaire. Hemen vitrinlik konular. Ben bunları popülist yaklaşımlı olarak görüyorum. Reel dönüşüm başka bir şeydir. Ve evet, çok ilginçtir. Biz zaman zaman halkın beklentilerini görmek için kamuoyu yoklamaları yapıyoruz. İşte örneğin ilk 2006 yılında yaptığımız kamuoyu yoklamasında halkın %76'sı atık su sorunumu çöz diyordu. İkinci de yaptık, 4 yıl sonra %30'lara düştü bu. Diğer sorunlar öne çıkmaya başladı. Aslında bu ilerlemeydi. En temel sorunu çözersiniz, o bir sıraya gelir. Hayat dinamiktir ve gelişme de böyledir. Son yaptığımız kamuoyu yoklaması anketinin sonucunda PR ekibi izler, refleks bir söz. Ama niye bunlar gene Avrupa'da mı sandılar ya? Beklentiler oraya geldi. Aslında ilerlemenin tam kendisidir bu. Temel sorunlar çözüldük sonra hayat kalitesini artıracak hizmetlere sıra gelmektedir. Ve işte doğru mühendislik de budur. Ve biz ne dedik? En güçsüzlük, kimsenin hedefleyemediklerini bitirdik. Köyden kente dönüşümü başardık. En güçlüyük, yeni hedefler var. Yeni hedeflerin başlığı yüksek yaşam kalitesidir. Ne var bunun içerisinde? Sosyal projeler var. Bakınız sıra. Çünkü paranız, gücünüz var ya, onu öncelikli kullanmanız, önceliklileri harcamanız lazımdır. Sizin bütçeniz cılızsa veya güçlüyse kanalizasyona harcarsınız. O para oradayken siz gelip ben dev gibi kültür sanatçıları yapabilirim der misiniz? Paranız yok ki. Tabii. Zaten onu yaparsanız halk sizi döver ya, inanmayın. Dolayısıyla güçlü yapı ve sırasıyla ve işte Gönyeli'de güçlü yapı temel sorunları çözdü ve sıra bunlara geldi. İnsana yönelik projeler, sosyal projeler, çevre projeleri, hizmet kalitesinin artırılması. Temizlersiniz kentinizi ama sizin kentiniz de temizlenir. İleri ülkelerin şehirleri temizlenir. Bakarsınız temizlik aynı değil. Kaliteyi artıracaksınız. Hizmet kalitesini artıracaksınız. İnsanların hizmetlerini daha hızlı çözeceksiniz. Vesaire. Hizmet kalitesini artıracaksınız. Evet. Çevre, insan, sosyal proje. Hizmet kalitesi, kültür ve sanat. Bakınız. Buraya döneceğim. Ama pandemiden bahsettiniz. Evet. Bir pandemiye geldiğimiz zaman Mina Hanım, pandemide insanların canı çok yandı. Hatta aday olmalıyım vurgusunu çok yaptı bu bende. Gördüm insanlar ne sıkıntılar çekti. İşini kapatmak zorundalar. İnsanlara kapanacaksınız dedi. Tabii. Devlet. Kapandı, işi yok. Komşu komşuya gidiyorlar. Eğitim durdu, sosyal hayat durdu, ekonomi durdu. Ama durdu demek kolay. O insanlar ne yiyecek? Eğitim nasıl devam edecek? Sağlığı nasıl karşılayacak? Bunu düşünen yok. İşte orada belediyemiz devreye girdi. Bir sürü reklam gördünüz. Şirketler dağıttı falan filan. O gün daha cebinde para vardı. Biz gerçekçi çözümlerden yanayız. Hiçbir dağıtmadık. Cebindeki para bitecek çünkü biliyorum. Ama biz öyle bir hazırlandık ki o paranın bittiği güne 1100 küsur adrese kesintisiz olması gereken gibi gıda desteği verdik. Yani bebeğiniz varsa bebeğinizin ihtiyaçları. Ona göre gıda paketleri. Veyahut da işte onun bezi, şusu, busu. Ve içerisinde şeklen değil, esastan olmak üzere bir gıda paketi.
tüm ihtiyaçlarını karşılayan, etinden, yumurtasına, pirincinden, tahılına, ucuz olandan değil, ihtiyacından. Bunu insanlar biliyor, dar gelirli insanlarımız. Onların detayları var. Ve daha birçok şey var. Yani pandemi döneminde belediyeler, belediyemiz çok sorumluluk aldı. Merkezde oturdu dedi ki, yapın bu görevleri de ben size yardımcı olacağım. Neredesin kardeşim? Biz o yardımı görmedik hiç ha. Sorun değil. Sonra başka bir şey oldu. Pahalılık oldu. Yani biz pandemide bu ülkeyi yöneten bir otorite görmedik. Hatırlayın o günleri. 20 tane miydi ağır hasta yatağı, 22 tane miydi kavgası yapardı. Bereketle Türkiye bir hastane yaptı bize. Aşı var mıydı yok muydu? Gayle çekerdi. Bereketle Türkiye yolladı aşıyı. Yahu kardeşim sen hükümetsin ne yaptın? Olan sorumda belediyelere attın. Kötü yönetildiği insanlar gayle içinde, ekonomik darlık içinde. Sonra arkasında bir pahalılıktır gider. Mine Hanım, bundan 2 yıl öncesine göre akaryakıt giderleri kaç kat arttı? 3 kat mı, 5 kat mı? Artık ben hatırlamam. Hesaplayamıyoruz tabii. Enerji fiyatları, bakkal, kasap, sağlık, eğitim, dokunduğun her şey can yakıyor. Evet. Mine Hanım, yönetilmedi bu ülke. Başbakanlık makamlarında oturan, onun müsteşarlarında oturanlar neredeydi o gün ya? Nasıl yönettiler bu ülkeyi? Ama ben bir şey gördüm. İnsanlar canı yanar, gayleliydir, ne olacak der. Derken bir de belediyelerin birleştirilmesi çıktı. Ne olacak dedi. Kapattınız Gönüllü'yü, kapattınız Alayköy'ü, bir şey yaptınız dedi. Özellikle Alayköy, Yılmazköy gibi yerlerde büyük bir gayle var. Ne olacak? Ya daha ben söylüyorum. Bekleyin bakalım daha kaosların başındasınız. Daha başındasınız. İnsanlar gayle var. Başka bir şey daha gördüm. Şimdi biz bu ülkeyi nasıl bir anlayışla, nasıl bir perspektifle yönettiğimizi bu ülkeyi diyorum, belediyemizi anlattım. Bir de geleneksel var. Merak etme hallederim. Bir baktım ki, biz aday olmazsa diye bunlar gelir. Ya ömrümüzü verdik biz bu gönüllüye. Evladımızdan önde tuttuk. İnsanların pandemide yaşadıkları, pahalılık krizinde yaşadıkları, birleştirmenin getirdiği sıkıntılar ve Allah korusun gönüllümüzün Lefkoşa'ya, Mausa dönme ihtimali. Mine Hanım, siz olsaydınız arkanızı dönüp gider miydiniz yoksa aday olur muydunuz? Evladınızdan öte tuttuğunuz, ömrünüzü verdiğiniz bu kentte. Önce bu sebeple, ilk sorunuz buydu aslında, neden aday oldunuz? Evet. Bu sebeple biz aday olduk. Allah korusun. Lefkoşa'ya, Mausa'ya benzer burası. Korktuğunuz için, başka ellere teslim etmediğiniz, emek vermişim, istemediğiniz için yani. Benim evlatlarım özelde işler, bedeli var evlatla. Düşünürsünüz bazen. Hala daha bu gönüllüyü mü tutacaksınız, yoksa evladınızın yanına gidip onun da istikbaline kapı mı açacaksınız diye. İşte oralarda belediye başkanına karar vermek biraz zordur Mine Hanım. Evladınız mı, kentiniz mi meselesidir. Bu sözü söyleyecek bir kişi daha varsa ben bu işi bırakırım. Evlat başkadır. Ama istiyorsanız adil olasınız, o bütçe ayakta kalsın. Dediğimi yapmayacaksınız. Kendi çocuğunuz birinci olmayacak. Ya çocuğunuz değil, sülaleniz önde olmayacak. Ya babadan evlada da geçmeyecek. Seçime girersiniz, hanedanlıktır sanki. Yarışırsınız Ali Çetin amcaoğluyla. Halk sizi %45'te seçer. O olmadı, gelir yeğen. O bir amcaoğluyla yarışırsınız. Halk size verir %50 mi de var. Yine o bir yeğen, halk %55 verir. O olmadı, görürsünüz kazanamayacaksınız bir ayağa malzeme diye birini görürsünüz. Dönersiniz, gelirsiniz evlat amcaoğlu. Gene karşınız. Ne hanedanlık mıdır burası ya? Ama ben merkezli yaklaşım vardır. İşte oradadır tehlike. Siz de bunu evladınızla ödersiniz. Bunu uzatmaya gerek yoktur. Şimdi gelelim sosyal projelere. Daha doğrusu şöyle yapalım isterseniz. Yapacağız, yapacağız diye bir şeyler var. Süremiz nasıldır Mine Hanım? Var süremiz, bir 10-15 dakikamız daha mevcut. Çok az süremiz var. Ben daha çok şey anlatmak isterdim. Ben de çok şey sormak istiyorum ama bu arada bu adaylık konusuna girmişken bir şey sormak istiyorum. Diyorsunuz ya, çok yatırımlarım var, göz bebeğim gibi başka ellere emanet edemem. Elbette herkes çok kıymet verdiği bir şeyi iyi bakamayacağını düşündüğü kimseye vermek istemez. Ama bu süreç o zaman
Siz pes edinceye kadar devam mı edecek? Yani belediye başkanlığı Ahmet Bendi ben artık yapmak istemiyorum diyene kadar sürecek mi sizi? İlerleyen dönemlerde de başkan adayı başkan olarak mı görecek gönüllü halkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Yani sanmıyorum ama ihtiyacı olduğu sürece kentimin belediye başkanı olarak veyahut da bir tecrübe paylaşımı olarak herhangi bir alanda tabii ki en sevdiğiniz bir varlığın devamına katkı koymak her zaman keyifli olur. Ama herhalde bu belediye başkanı olarak devam etmez diye düşünüyorum. Sosyal projeler, yapacaklarımız vesaire. Yapacakları söylemek çok kolay Mina Hanım. Alırsınız elinize bir kağıt, yazarsınız. Ben size şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu da yapacağım dersiniz. Bu kalemi ucu tükeninceye kadar yazarsınız. Mühim olan yapacaklarını yazmak değil, yapabilmeye muktedir olmaktır. Ve bu konudaki yapmış olduklarınızın bunu güvencede tutması lazımdır. Onun içindir ki insanlara yapacaklarınızdan evvel yaptıklarınızı söylemek lazımdır ama sanırım bizim zamanımız yoktur. Tabii. Sosyal proje sorduğunuz bir iki tane söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Gönüllü Sosyal Aktiviteler Merkezi kendine has binasıyla çok özel, yeşil bir bina, elektrik şebekesine bağlı olmayan bir bina. Atölyeleri, dershaneleri olan, bu maksatla solar yapılmış. Enerji kullanılan. Süper. Evet, elektrik şebekesine bağlı değildir. Burada sosyal aktiviteler uygulanmaktadır. İnsanları bir araya getirmektedir. Çocuktan, gence, yaşlıya, kadına. Çamuru heykele dönüştürenler, müzik enstrüman kursuna gidenler, efendim ritmik dans sporlarına gidenler, spor kurslarına gidenler, dil kurslarına gidenler, 24-25 dolayında programın değişerek uygulandığı, binlerce insanın hizmet aldığı bir program. Gönüllü Sosyal Aktiviteler Merkezi artık ülkede markadır. Gidersiniz örneğin değirmenine, değirmenlik SAM olur. Alayköy'e gidersiniz, Alayköy SAM olur. Başka bir belediyeye gidersiniz, ismiyle SAM olur. Gönüllü Sosyal Aktiviteler Merkezi bir markadır ve tekrarlanmaktadır. Bu da bize gurur vermektedir. Sosyal proje sordunuz. Yaşlılara hizmet birimimiz 65 yaş üzerine. İnsanlarımızın sağlık kontrolleri yapılmaktadır belli periyotlarla. Yaşlı insanlarımızın bahçe temizlikleri yapılmaktadır. Yaşlı insanlarımızın sosyal etkinlikleri, gezi, yemek ve vesaire karşılanmaktadır. Yaşlı insanlarımızın eğer yakını ve kendisinin gücü yoksa kırık, dökük, çatlak, kırık tamirleri yapılmaktadır vesaire. Size sosyal proje. Evet. Efendime söyleyeyim, çocuklarım için, çocuklarımız için bütün okullarla, bütün çevre okullarla birlikte yaptığımız 1 Haziran Dünya Çocuk Şenliğimiz vardır. Uçurtma şenliğimiz vardır. Festivalleri çok tartıştık. Gençlik festivallerini başlattık. Daha tohumunu ektik. Biz nasıl ki altyapıda en öndeyiz, festivallerde en önde olacağız. Ve tabiatıyla yeni ihtiyaçlar var sosyal yaşama dönük olarak. Onlar da cekcaklarımızın içerisinde vardı. Sordunuz diye söyledim sadece. Biz bugüne kadar bizim olsa da olmasa da görevleri okul binaları yapan, sosyal aktivite binaları yapan, altyapı sorununu çok tek çözmüş belediye ünvanı taşıyan, belediye hizmet binasını yenileyen, ülkede en güçlü bütçeyi yaratan, ülkede ilk iyi belediyeyi kuran, ilk kazılmamak üzere asfaltı döken, çocuk parkı sayısını 47'ye çıkaran ve Gönyeli'deki bütün palmiye ve hurmaların üzerinde araba plakası gibi numara var. Onlar bireysel sorumluluklardır. Ama her ağaç kamuya hizmettir. Ve oralara karşı biz palmiye böceğine karşı rutin denetimler yapıyoruz. Ülkede sadece Gönyeli'dedir. Gönyeli'nin sınırlarına girdiğinizde başka bir yere girdiğinizi görüyorsunuz. Biz çevreye çok önemli yatırımlar yapıyoruz. 47.si yapılmıştır. İlk genç parkını yaptık. Ülkenin kent parkının inşaatına başladık. Sağ olsun pahalılık bizi yavaşlattı. İnşaatı devam ediyor. 32 dönüm yani 40 bin metrekare üzerine oturmuş. Bu ülkenin ilk en iddialı kent parkıdır. Hani ileri yaşam dersiniz ya, altyapıları bitirince, ileri yaşamı mümkün kılan şehir meydanlarıdır. Oraları sosyal etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin yapıldığı, kentin markasını yükselten yatırımlardır. Ve kent parksız ve kent meydansız bir şehir düşünülemez. Sıra onlara geldi ve onlar yapılmaktadır. Vesaire, yaşları söylemiştim. En önemlilerinden bir tanesi cadde dönüşüm projelerimizdir bizim. Siyahı bitirdik. Altını bitirdik, üstünü döktük. Yaya yollarını yapıyoruz şimdi. Evet.
Siz bakarsınız onu bir parke görürsünüz. Öyle değil bizde. Tam bir dönüşüm var. Örneğin onlar görme ve ortopedik engelli uyumludurlar. Hamile kadınlar rahatlıkla kullanabilsin diye yapılmaktadır. Örneğin onların altında haberleşmenin altyapısı vardır. Bizim sorumluluğumuz değil kazmamak üzere. Örneğin onların altında enerji naklinin aşağı inmesi için altyapılar vardır. Bizim sorumluluğumuz değil. Ve sadece enerji naklinin altyapısı toplam yatırımlar kadar para tutmaktadır. Ve elektrik kurumunun sorumluluğudur. Onun altında yağmur suyunun parçaları vardır. Orada ağaçlandırma olduğu için peyzaj sulama sistemi vardır. Yatay düşey trafik işaretlemeleri vardır. Kent mobilyaları vardır. Biz kaldırım yapmıyoruz. Bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve bunu büyük ölçüde ilerledik. Pandemi, pahalılık bizi yavaşlattı. Ama yeni dönemde yaptığımız bu yatırımları hızla sürdürerek, ara sokaklarda yayarak, fiziki yatırımların, hani yağmur suyu, işte içme kullanma suyu, atık su, asfalt gibi fiziki yatırımların ve dert olan bu büyüklüğü itibariyle olan bu yatırımların en son sırası da bundadır. Yayolları. Bunu bütün kente yayacağız. Bunu bütün kente yaydığımızda Mine Hanım, Rum tarafının en popüler semti Stravolo'dur. Geçip göreceğiz bakalım. Stravolo mu daha fiziksel yapılarında güzeldir, Gönyeli mi? Yarışı vaziyette olacak biz Gönyeli. Biz inanıyoruz hedeflerimize. Hayal değil mi bu? O birileri de hayaldi. Biter mi? O birileri de bir günde bitmedi. Biz yola çoktan çıktık. Daha birileri niyet bile edemedi. Onun için Gönyeli çok öndedir. Onlar dibe giderken Gönyeli yükselmektedir. Hamit Bey, buyurun. Bölüyorum pardon ama parklardan bahsetmişken parklarla ilgili bir izleyicimizin sorusu var. Bunu da size yöneltmek istiyorum. Buyursun. Çilem Hanım sormuş. Cumhuriyet Parkı'nın bakımı diyor Gönyeli Belediyesi'nde. Ahmet Benli Hocam diyor. Dörtlü hükümet döneminde size verildi ama durumu içler acısı diyor. Suyu da Lefkoşa Türk Belediyesi'nden alınıyor olmasına rağmen yakışmayan görüntüler var. Ben utanıyorum bu durumdan diyor Çilem Hanım. Cumhuriyet Parkı'nın... Çilem Hanım'ın ruh haline katılıyorum. Doğrudur. Orası ne ülkemize ne Sayın Denktaş Bey'in anısına yakışmıyor. Çiğdem Hanım'daki bilginin ilki doğrudur. Bu anıt mezar buraya yapıldığında işte verdiğimiz katkıları anlatacak değilim. Şimdi ayıp olur Denkmeş Bey'in anısına karşı. Elimizden gelen katkıyı koyduk. Sonra bu anıt mezar tamamlanma aşamasına geldiğinde tabii çok daha büyük bir arazi var orada. Onun da yatırımların yapılması ve bakım idamesinin sürdürülmesinin gerekiyordu. Serdar Bey bunu sorduğunda yardımcılarına bu bakım onarımın sürdürme ve işte yatırımlarının da sürdürmesinin Lefkoşa Belediyesi tarafından yapılması düşünüldüğünü söylediğinde Serdar Bey dedi ki ben bunu Gönyeli Belediyesi yapsın istiyorum dedi. Çünkü bunun altından kalkabilecek belediye odur dedi. Sağ olsun gurur duyduk. Ve memnuniyetle şerefle dedik. Bu park Çevre Bakanlığı'nındır. Belediyelerin değildir. Devredilsin dedim. Gereklerini yerine getirsin. Biz bunun altına, bu taşın altına elimizi şerefle koyarız dedim. Serdar Bey, Bakanlar Kurulu kararı aldı. Bize devretmek üzere. Biz de protokolün esası olan çalışmalarımızı yaptık. Götürdük Serdar Bey'e. Uygundur dedi. Protokolü imzalayalım dedi. Protokolü imzalamadan bakanlıktan istifa etti. Bu görüşmeden iki gün sonra. Biz protokolü imzalayamadık. Sonra bu memleketi çok sevdiğini söyleyen o günün başbakanları, bugünün daha yüksek makamlarındaki insanlara bu projeyi götürdüm, imzalayın da yürüyelim diye nazik olmayan davranışlar gördüm. Ve bilhare de bunu bu bakanlar kurkarın iptal ettiler ve bizim yetkimizden aldılar bu yeri Mine Hanım. Yazık ettiler. Sadece onlar bunu engellemediler ki. Neyi engellemediler? Kimin uhdesinde peki Cumhuriyet Parkı? Yani bir karmaşa mı söz konusu burasıyla ilgili? Cumhuriyet Parkı, Çevre Bakanlığı'nın kontrolünde, onun mülkiyetinde olan bir şeydir. Sorumlu olan odur. Bize devredildiyse bakarık dedik. Serdar Bey istedi. O sürecinde başlangıç noktasından geri çevirdi hükümet. Aldığı kararı iptal etti. Ve ortada kaldı koskoca Cumhuriyet Parkı. Ama ondan daha önemlisi Sayın Denktaş'ın anıt mezarının olduğu yere yakışmıyor bakımlar. Ben soruyu soran hanımefendiye katılıyorum. Ama süreç de dediğim gibidir. Her zaman, her an biz bu sorumluluğu almaya dün de hazırdık, bugün de hazırız. Halkın onayıyla yarın da bu sorumluluğu alır, biz bunun altından kalkarız.
Peki resmi bir onay süreci olmadan belediye uhdesinde baskı unsuru olarak buraya bir yatırım yapılıyor olması herhalde tepkiyle karşılanmaz Ahmet Bey. Yani bunun için bir ayrıyeten sonuçta kurucu cumhurbaşkanımızın anıtının bulunduğu, hepimizin vefa borcunun olduğu bir kişinin anıtı burası. Yani sizin göreviniz değil, siz buraya müdahil olmayın diye bir yanıt alınmaz diye düşünüyorum ama tabii meseleler farklı boyutlara da taşınabilir. Şöyle ki Mine Hanım, tabii ki yani yatırımların hem bir mali kaynağı olması lazımdır. O Gönceli halkının kaynaklarından değil. Ayrıca da biz zaten orada ne zaman bir tören, bir etkinlik olacak olsa gider bakarsanız orada yapılan hizmetleri bizim belediyemiz yapmaktadır. Ve zaman zaman şehrin yıllık bakımlarında da bizim sorumluluğumuz olmadığı halde yıllık olarak da girip genel temizliğini yapıyoruz. Ama çok büyük bir alan ve ciddi ekiple ciddi yatırımlar gerekmektedir. O bakımdan da aksıyor çünkü işin sahibi ortada yok. Evet. Biz yoksa her çağrıldığımızda oradayız. Gururla, şerefle bu ayıp bu toplumun üstünden alınmalıdır. Peki teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Son olarak bir de aydınlatma sorununu soralım. Malumunuz artık Alaköy Belediyesi de sizin uhdenizde olacak ve bir ana yol söz konusu ve ciddi bir ana yol olacak burası. Yani ciddi bir trafik akışının olduğu bir yol olacak. Ülkemizin yollarının aydınlatma sıkıntılarının Kıptek uhdesinde olduğunu biliyoruz ama belediyelerin bu noktada bir baskı unsuru olmasıyla daha sağlıklı sonuçlar alınabileceği düşüncesi hakim. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Ve Gönyeli ve Alayköy'de genel anlamda aydınlatma problemleri yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa çözümü nasıl olacak? Ne gibi projeler var? Son sorumuz da bu olsun. Bu bir bitiriş konuşması istiyorum. Elbette, elbette. Gönyeli'ye geldiğinizde sokakların ışıl ışıl, her tarafın lambaların yandı. Eksik olur tabii. Zaman zaman aksadığı da olur, görürsünüz. Girin bir dolaşın, ana caddelerin ara sokaklarını görürsünüz. Eksik her zaman olur. Arızalan olur, gene bakarız. Bu bizim sorumluluğumuzda değil. Zaten birçok şey bizim sorumluluğumuzda değildi ki. Köprüler, bir alt geçitler, okullar, işte elektrik yapıları falan filan. Dolayısıyla yasamızın verdiği görevler var, bir de hayatın verdiği görevler var. Siz yüksek yaşam standartından bahsederseniz, ihtiyaçların bir kısmının burada, bir kısmının burada olduğu bir şey olmaz, böyle olmak zorunda. Dolayısıyla hayattan gelen görevler. Aslında devletin kurumlarında olan sorumluluğu da taşımak zorunda kalırsınız. Aydınlatmayla ilgili şunu yapıyoruz biz. Tabiatıyla bizim direklere çıkma yetkimiz yoktur can güvenliği açısından. Elektrik kurumundan, teknisyenlerden hizmet satın alıyoruz. Onları da istişare ederek satın alıyoruz. Ödüyoruz. Diyoruz ki her tamire şu kadar para. Adamlarıma dedim ki bunu yedek parçalarına bulundurun. Ve bu kadar basit o ışıklar yanıyor. Çok zor bir şey değil. Yanıyor. Evet. Kolay bir şey değil. Tabii. Ama ülkenin genel halde karanlıktır. Bunu da insanların görmesini istiyorum. Evet, süremizin sonuna geldik sanırım. Bir izleyici sorumuz var. Bunu da aktarmak istiyorum. İlhan Bey sormuş. Demiş ki, Sayın Başkan, ben bir bisiklet kullanıcısıyım. Fakat Yenikent'teki bisiklet yollarını park edilen araçlardan dolayı kullanamıyoruz. Ve yapılan bisiklet yollarında araç park yerleri iç kısma yapıldığı için diyor. Araçlar park yerinden çıkarken kazalara davetiye çıkarıyor. Bisiklet yollarındaki parke ve bordürlerin deforme olmasından dolayı da ince tekerlekli bisiklet sürücüleri düşme tehlikesi yaşıyor. Bu sorunlar giderilecek mi? Saygılar demiş İlhan Bey. İlhan Bey. Evet. Teşekkür ederim İlhan Bey sana. Şimdi konu şu Mine Hanım. Mesela kanalizasyonunuz yoksa vidanjörle uğraşırsınız. Kanalizasyonu yaparsınız, size eleştiri gelir ama tıkanır. Senin evdeki de tıkanır. Olunca tıkandığı konuşulur. Şimdi bisiklet yolumuz var mı diyorsunuz bu başkan? Bu görüşlerin mutlaka doğruluk payı vardır. Hepsi tam olmasa da bile. Ama niye bunu Gönyeli'de konuşurlar? Niye bunu Magosa'da, Girne'de, İskele'de konuşmazlar başka yerde? Çünkü bisiklet yollarını yıllar önce mühendislerle çalışan ve hayal eden bir belediye süreci yaşanıyor. Benim evim alt üst geçidin merkeze döndüğü yerin oradadır. Ben orada bisiklete bindiğimde kesintisiz Lefkoşa'ya varırım. Bir takım yerlerde bisiklet yolları falan vardır. Ama onlar sosyal proje olarak yapılmıştır. Hani Avrupa'nın yaşamı içerisinde zerk edilmiş bisiklet yolları. Yaşamın parçası olmuş. Gerçek anlamda ulaşım maksatlı ve diğer sportif maksatlarla kullanılan bisiklet yollarından bahsediyoruz biz. Ve Gönyeli tamamlandığında hangi bölgeden bisiklet yolu geçecek ben şimdiden görürüm. Onun master planı hazırdır. Ve işte bu esasdan olmak üzere Gönyeli'deki evimden çıktığımda Lefkoşa'ya kesintisi bisiklet yola gidebiliyor. Ve bunun üzerine eleştiriler yapılıyor. Yapılsın kardeşim. Bizim yapalım ki eksiği de olsun. Tabii. Bu konunun şampiyonu Gönyeli'dir. Bakın geçen gün biz yurt dışından getirdik.
Belli yerlere bisiklet tamir istasyonları yerleştirdik artık. Yolda giden insanlar bisikletinin bakımını yapabilsin diye. Şeye gelince, araç park yeri falan filandı. Şimdi bu seçim üstü ve bir de işte onlar yapılırken herkes mühendis olur. Herkes seçim maksatlı sorular sorar vesaire. Onlar da normal, olacak da. Günü de bugündür. Ancak gerek ben gerek mühendislerimiz biz bunu kendi aklımıza göre yapmadık. Dünyadaki örneklerin aynısıdır. Bunun tartışması yoktur. Yani hatta o dönemlerde çok resim de paylaşıldı. Avrupa'nın başkentlerinden. Bunun uzmanları dünyada da bizde de bunun yapılabildiğini söylüyor. Diğer detaylarına hiç girmiyorum. En sonuncusu da buralara park edildiğini söylüyor. Evet. Şöyle kısmı bir doğru vardı. Özellikle belediye bulvarında buralarda yaşıyorlar. Yani diğer zaten diğerleri tamamen ayrık olduğu için oralar aracın gitmesi de mümkün değildir. Bu mesele belediye bulvarında yaşanmaktadır daha yoğunluklu olarak. Ve tabiatıyla yapar da bırakırsanız o gelir işgalde kalır. İşte arabalar park eder vesaire olur. Yapıp yönetmek diye bir şey vardı. Yapıldı, yönetiliyor. Ve arkadaşımdan ayrıldığım nokta şudur. İlk zaman zaten insanların öyle bir hafızası yok. Yani ülkede ilk kez tanıştığı bir şeylerdir bunlar. Orası nedir? Oraya durulur mu? Durulmaz mı? O bilinç oluşmadığı için veya rahatlık olduğu için, kolaylık olduğu için park ediyordu. Ama biz onları önce bilgilendirerek, sonra caydırıcı cezalarla yönetiyoruz. Başında 100 tane, yani 100 defa sokağa çıktığınızda bir işgal görüyorsaydınız, bu defa o 100 sayısı 10'a inmiştir, 15'e inmiştir. Süreç yönetilmektedir ve toplum alışkanlıklarını değiştirmesi de bir gün değildir. Siz bunu alıştırırsınız, adam o caddeye başka yerden ilk defa gelmiştir. Ama hayat ilerlemektir, hayat mücadeledir, hayat bu alışkanlıklarla yerleştirme mücadelesidir. Bu kesintisiz devam ediyor Gönyeli'de bisiklet yollarımızda da. Evet, Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Kamera sizin diyelim, seçmenlerinize, Gönyeli halkına, Alaköy halkına iletmek istedikleriniz. Mesajlarınız, evet. Kamera sizde. Buyurun efendim. Önce Alayköy ve Yılmazköy'deki insanlarımıza seslenmek istiyorum. Yani onlarla ilgili yapacağımız projeleri çok doğru dürüst söyleyemedim. Ama esasın ne olduğunu anlattım. Biz oradaki ihtiyaçları biliyoruz. Oradaki başkan arkadaşımdan da aldık. Onların devamı yapılacaktır. Birileri sadece okur. Eğer siz nasıl çözeceğinizi gösteriyorsanız gerisi teferruattır. Ama şunu söyleyeyim. Alayköylülerin yolu kısaltılacaktır. Ve seçimden sonraki 6 ay içerisinde bu çalışmalar bitirilmek üzere başlayacaktır. Çok net söylüyorum. Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'nin atık suyunu herkes size çözer dedi. Boş ver kardeşim ya. Bunun Periş Dağı var Gönyeli'de. Tecrübesiyle, gücüyle, Aspolat'tan ana taşıyıcıyı getirenler. 1 ile 1,5 yıl içerisinde. Ara çözümle önce. Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'nin atık suyu Aspolat'a gidecek. Birilerinin kağıda yazıp söylediği gibi değil. Aspolat'tan Gönyeli'ye dev boruları getiren, Gönyeli'nin 240 kilometresinin %98'in altına kanalizasyon sermiş bir tecrübe ve güçle söylüyorum bunu. Ve diğer sorunlar Alayköy'ün. Ama Alayköy'lerin en büyük gailesi belediyelerinin kapatılmış olmasıdır. Alayköy belediyemiz bu ülkede ayakta kalmış sınırlı belediyeden biridir. Orada da maaş ödenecek mi gailesi çekilmedi. Bu hafta çöpüm alınacak mı gailesi çekilmedi. Hakeza Gönyeli'de. Bunlar ayakta kalmış belediyelerdir. Orası kendi çapında. Gönyeli ülke çapında en güçlüdür. Kapattılar belediyelerimizi. Dün akşam diğer aday olan arkadaşla canlı yayındaydı. Dedim ya hiç yüreğin sızlamadı. Çünkü başbakanlıkta bu kararın verildiği masanın şefidir. Hiç yüreğin sızlamadı. İyileştireceğim diye ülkenin en başarılarını kapatırken yüreğin sızlamadı ya. Hadi başarısız olsaydı amenna der eskiler. Sonuçta kapatıldı. İnsanlar gayri halinde. Vergim ne olacak? Kurallar ne olacak? Hizmetim ne olacak? Ben çok net söylüyorum Alaköylülere. Onlar varsın kapatsın. Biz seçildiğimiz gün idari yetkimizle, irademizi kullanarak orayı açık tutacağız. Orayı yöneten kimlerse yönetmeye devam edecek. Çalışanları, hakları, vergileri, kuralları, hizmetleri. Çünkü orası kırsaldır. Yönetim ihtiyacı başkadır. Gönyeli bir şehirdir. Şehrin ihtiyaçları başka şeydir. Orayı ben şehir gibi yönetirsem kasılır. Orayı gibi Gönyeli gibi yönetirsem çöker. Dolayısıyla doğru yönetim ihtiyacının yönetilmesidir. Onun için iki ölçekli belediye diye yırtındık biz. Alayköy Belediyesi kalacak, Gönyeli Belediyesi kalacak. Gönyeli Alayköy ortak kimliği üst belediye kurulacak. Demin söylediğim önemli projeleri çözmek üzere olacak onun görevi.
Ama onun ihtiyacı ne göre şekillenmiş Alayköy Belediyesi aynı şekilde devam edecek. Ben Alayköylü ve Yılmazköylü kardeşlerime söylüyorum. Onlar kapattı, biz açık tutacağız. Eski köye yeni adet getirmeyeceğiz. Önce bunu bilmeden istiyorum. Başkan, tek yönetim ayrı diyorsunuz yani. Böyle mi olacak? Kendi içerisinde iki ölçekli belediye kurgusunu biz idari yetkimizle devam ettireceğiz. Gönyeli ve bütün yeni belediye hudutlarımızdaki insanlara da şunu söylemek istiyorum. Bakınız, bu ülkenin en önünde olduğunu kabul etmeyen arkadaşlarım çıkabilir. Onların yenileri takdirdir. Ama ölçtüğünüzde yapılanların metreyle, bütçelerin rakamlarına, belgelerine baktığınızda ve kente girdiğinizde farkını görürsünüz. Ve diğer şehirlerle görürsünüz. Bu ülkenin en güçlü yapısıyla en önde olan belediyesidir. Bu aslında yönetim disiplininden, yani dürüst ve adil bir yönetim kimliğinden ve gerçek dönüşümden yana bir vizyondan geçmiş olmasındadır. Merak etme halledir ki ötekileştirdiğindendir, benimsemediğindendir. Bu seçimlere gittiğinizde iki seçenek göreceksiniz karşınızda. Bir tanesi, bana oy ver, bunlar yaşanıyor Minahan. Senin iş adamıysan vergilerini düşürelim. Teklif ediliyor insanlara, ben biliyorum. Bana oy ver, seni işe alalım. Birçok insanı işe aldılar, birçok insana da yüzlerce insana iş sözü verdiler. Dün akşam söyledim, yahu dedim seçim içerisinde arsa dağıtma vaadinde bulunuyorsunuz, yasal olarak suçtur. Yok dedi bana, yahu kardeşim Yılmazköy'ün kahvesinde asılıdır kağıtlar ya. Başvurun diye kağıtlar asılıdır. Yani dikkat ederseniz, bana oy ver diyor. Bana oy ver diyor, babadan oğula geçen bu anlayış. Benim aynım olacak diyor, ben olacağım diyor, beni seç, ben senin istediğini yapacağım diyor. Yani ülkeyi batıran bir seçenektir sunulan. İyi insanlar yönettiydi Lefkoşa'yla. İyi insanlar yönettiydi Magosa'yla. Kötü değildir onlar da. Ama televizyonda istihdam yapıldığını gördüm ben Lefkoşa'da. Televizyonda canlı yayında. İş istedi yarın gel belediyeye dedi. Dolayısıyla şu iki seçenek oynanacak Gönyeli'de. Dürüst kimlikli ve adil bir yönetim mi? Ve buna bağlı olarak gerçekten bir hizmeti ve şehri dönüştürmek ve hizmet kalitesini artırmak mı? Yoksa eskiye dönmek mi? Batmış belediyelere dönmek mi? Ben Gönyeli halkının, Alayköy halkının, Yılmazköy halkının bu seçimde buna dikkat etmesini istiyorum. Ve son cümle olarak da halkımız bizi onurlandırıyor kaç kezdir. Son 4 dönem gene onurlandırdı. Biz de elimizden geldiğince çalıştık. Şimdi bu hizmetimizi takdir eden insanlardan benim bilhassa bir ricam vardır. Bu hizmetin karşılığı olarak bunu onlardan isteme hakkım var diye düşünüyorum. Ayrıca da bu yapının sürmesiyle ilgili olarak bizi beğenmeniz ve takdir etmeniz yetmiyor. Lütfen bu yönetimin doğru olduğunu düşünüyorsanız siz de sandık günü lütfen sandığa gidiniz diyorum. Ve herkese sevgi ve saygılarımı söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Klinik TV izleyenleri, bir seçim zamanı programının daha sonuna geldik. Gönyeli Belediyesi Başkanı, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Benli'yi ağırladık bugün programımızda. Evet, yarın yeniden yeni bir canlı yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.